Evet, merhaba arkadaşlar tekrar. Şimdi bu dersimizde Türk İnkılabı'na başlıyoruz artık. İnkılaplar da yine sınavlarda çıkma ihtimali yüksek konulardan bir tanesidir. Dikkat etmek lazım. Kolay konular arkadaşlar. Küçüklüğümüzden beri bildiğimiz şeyler az çok. Ama yine de dikkat edelim, soruyorlar. Soru kaçırmayalım burada. Evet, Türk İnkılabı. Şimdi arkadaşlar, çağdaş bir devletin var olması için, var olabilmesi için gereken en temel kurum ve kavramlar. Ee, tabii ki çağdaş bir devlet için çağdaş kurumlar olması lazım ve inkılap yapılması lazım. Şimdi Osmanlı kısaltlar arkadaşlar yüzeyseldi. Ee, yalnızca var olan kurumlar üzerinde düzenleme yapılmıştı. Eskiliğini bir aradaydı. Ama inkılapta eskiliğini bir arada olmaz. Eski kaldırılır yerine çağın gereklerine göre yeniler gelir. E, Türk İnkirabı evrensel özellikler de taşır arkadaşlar. Diğer milletlere de örnek olmuştur. Ve e, zamana yayılarak uygun fırsatlar bulundukça yapılmış. Meclis kararıyla yapıldığı için halk iradesi sonucu da olmuştur. Birbirlerini tamamlar niteliktedir. Ve temel nokta çağdaşlaşmak tabii ki. Ve arkadaşlar biz inkılapları siyasi alanda, toplumsal alanda, ekonomik alanda, eğitim alanında e, böyle bölüm bölüm işleyeceğiz. Ve siyasi alanda yapılan inkılaplara baktığımız zaman saltanatın kaldırılması, Ankara'nın başkenti oluşu, Cumhuriyet'in ilanı, harfenin kaldırılması, dan bahsedeceğiz. Anayasa hareketleri de var. Bu daha çok bu hukuk alandaki inkılaplara da giriyor. Siyasi alandaki inkılaplara da giriyor. Ve buradaki temel nokta siyasi alanda tabii ki ulusal egemenlik arkadaşlar. Cumhuriyetçilik yani halk yönetime katma ile ilgili olan inkılaplar. Milli iradeyi hakim kılma ile ilgili olan inkılaplar diyeceğiz. Şimdi siyasi alanda inkılaplara başlayalım. Ee, bakın burada da var. Ee, mesela Cumhuriyetin İlhan kaldırılması, çok partili rahat ...kadınları kadınlara seçilen seçilme hakkı verilmesi bunların hepsi siyasi alanda yapılan inkılaplar. Şimdi salta adı kaldırmasıyla başlayalım. Arkadaşlar salta adı kaldırması temel sebebi neydi? Ulusa egemenlik. Mustafa Kemal'in kafasında zaten vardı. Milli irade hakim kılmak için salta adı kaldırması lazımdı. Ama hatırlarsanız az önceki dersimizde söyledik. Ee, Lozan Barış Antlaşması'nda iki hükümetin de çağrılması Tabii ki bu da çok etkili oldu. Sonra yönetimdeki iki başlık. Bir anda Türkiye Millet Meclisi Hükümeti var, bir anda İstanbul Hükümeti. E ve Lozan Barış Konferansı'na dediğim gibi e iki hükümetle çağrılması. Bütün bunlar sağ kaldırılmasının temel sebepleriydi. Ve 1 Kasım 1922'de bakın kaldırıldı. Osmanlı Devleti arkadaşlar resmen sona erdi. Saltanatı kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Burada ve yalnız burada hiçbir şey dikkat edin. Halifelik kaldırılmadı bakın. Halifelik makamı e, Osmanlı hanedanına bırakılmak şartıyla siyasi etkisinden ayrılmış olarak yerinde kaldı. Dikkat halifelik kaldırılmadı. Yani şöyle oldu olay. Arkadaşlar e, saltanatı kaldırmasından sonra Osmanlı devleti sona erdi resmen. Ve yaklaşık iki hafta sonra Vahdettin ülkeyi terk etti. Vahdettin ülkeyi terk edince hemen ne yaptı Mustafa Kemal? Türkiye'yi kararıyla halifeliği vathetinden aldı ve kime verdi? Yine Osmanlı hanedanından olan Abdülmecit Efendiye verdi arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim. Neredeydi? Ha. Son halifemiz Abdülmecit Efendidir. Bakın, ee, yine Osmanlı soyundan olan birisi. Neden halifelik kaldırılmadı? E çünkü tepki çekerdi. E, sen 1922'de daha Lozan imzalamamışsın. Bakın, halifenin kaldırılması 1924'te 2 yıl sonra oldu. Bak şimdi. Yani burada hilafet ve saltanat birbirinden ayrıldı. Dikkat ederseniz. Dolayısıyla bu hem cumhuriyetçilikle alakalıdır ama hilafet ve saltanatın birbirinden ayrılması bakın lekleşme yolundaki ilk adımdır arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi Şimdi saltanatı kaldırdıktan sonra ee, yönetimindeki yönetimdeki iki başlık sona erdi. Osmanlı, Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Başkan ne oldu? Vahdettin ülkeyi terk etti ve dediğim gibi dikkat edin halifelik Lozan'dan sonra kaldırılacak. Hatta Cumhuriyet'ten sonra 24'te. Yani saat, saat 22, 23'te Cumhuriyet ilan edilecek, 24'te halifelik kaldırılacak bakın. Sonra ne oldu? Sonra ikinci Türkiye Türk açılması var. 11 Ağustos 23'te. Arkadaşlar burada da şunu bileceksiniz. Birinci Türkiye Hükümet Meclisi hatırlarsanız savaş meclisiydi. İkinci Türkiye Hükümet Meclisi inkılapçı meclisiydi. Saltanatı kaldıran birinci TBMM'ydi. Saltanatı kaldırması dışındaki bütün inkılapları yapan ikinci TBMM, inkılapçı meclis. Ankara başkenti oldu. 13 Ekim 1923. Cumhuriyet ilanından iki hafta önce yaklaşık. Ee, Ankara'nın başkenti oluşunun sebeplerini söylemiyorum arkadaşlar. Bunlar hep bildiğimiz şeyler. Yani işte merkezi bir yerde olması, güvenli bir yer olması, işgal edilmemiş, milli mücadele taraftarları çoğunlukta. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Şimdi gelelim Cumhuriyet'in ilanına. 29 Ekim 1923 her yıl coşkuyla kutluyoruz ve bu yıl 100. yılını kutladık. Mutlaka soru gelme ihtimali yüksektir. Arkadaşlar Cumhuriyet ilanı sebebi de şimdi saltanı kaldırıldı. Lozan imzalandı. rejimin adı koyulmamıştı. Çocuğun adı koyulmadı. Şimdi burada rejim tartışmaları ortaya çıkıyor ve çocuğun adı koyulması lazım. Ee, bir de arkadaşlar bir hükümet bunalımı çıkıyor. Ee, çünkü meclis hükümet sistemi olduğu için bakın hükümet kurulamıyordu. Ee, çünkü bakanlar meclisin içerisinden tek tek oylamayla seçiliyordu. Yani meclis hükümeti sistemi kilitlenmişti. Meclis hükümet sisteminden dolayı hükümet kurulamıyor ve o yüzden de Cumhuriyet'in iradilmesiyle birlikte biz kabine sistemine geçeceğiz şimdi bakın. Ve meclise verilen önergeyle daha sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilecek. Ve tabii ki Cumhuriyet ilanı ile birlikte artık Türkiye'de yönetim şekli Cumhuriyet olacak. Bakın çocuğun adı koyuldu artık. Rejimin adı koyuldu. E tabii kabine sistemine geçtik. Dikkat! Çok önemli. Kabine sistemine geçtik. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçtik. Ve arkadaşlar böylece artık yürütme işleri kolaylaştı. Hükümet kurmak kolaylaştı. Sonrasında ee, tabii ki ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal. İlk Meclis Başkanımız, pardon ilk Başbakanımız İsmet İnönü, İsmet Paşa, ilk Başbakan, ilk Meclis Başkanımız Ali Fethi Okyar. Bak bunları soruyorlar. İlk Meclis Başkanını sorarlar. Şimdi ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu herkes biliyor zaten. İlk Başbakan İsmet İnönü ama Meclis Başkanını sorarlar bak. Ali Fethi Okyar, İlk Meclis Başkanımız. Bunu daha önce sordular. Yine sorarlar arkadaşlar. Ve şimdi Devlet başkanlığı sorunu çözülmüş oldu tabii ki Cumhuriyet ilanı ile birlikte ve Atatürk ilkelerinden Cumhuriyetçilik ilkesi hayata geçirilmiş oldu. Ama dediğim gibi buradaki önemli noktalardan birisi kabine sistemine dikkat edin. Bunu sorarlar. Hükümet kurma bunalımı nasıl açıldı? Kabine sistemine geçtik. Böylece açıldı. Ee, burada da bakın anlatıyor. Devlet başkanlığı sorunu, rejim sorunu ve aynı şeyler bakın burada da. Şimdi Atatürk İç Meclis Başkanı oldu mu diyor. Evet. ilk birinci Tevbe Birinci Türkiye İkletmesi açıldığı zaman Mustafa Kemal Meclis Başkanı'ydı. Tabii tabii oldu. Yani bizim seçimle gelen ilk meclis başkanımız Mustafa Kemal'dir. Türk 23 Nisan 1920'de meclis açılıyor. En yaşlı üye sıfatıyla Sinop Milletvekili Şerif Bey konuşmayı yapıyor ilk meclis başkanı ama yani size yani sorularda o kadar da yani şöyle sorabilir. birinci yani Türkiye Hükümet Meclisi döneminde 24 Nisan önergesiyle seçimle iş başına gelen ilk meclis başkanı Mustafa Kemal'di. Ama şimdi Cumhurbaşkanı diyoruz arkadaşlar. Yani burada Cumhuriyet'in ilanından bahsediyoruz. Cumhuriyet'in ilanından sonra diyeceksen soruda. birinci yani Türkiye Hükümet Meclisi'nde filan derse öyle ayrıntı bir soru çıkarsa birinci Türkiye Hükümet Meclisi'nin olduğu dönemde 24 Nisan'da seçimle iş başına gelen Mustafa Kemal meclis başkanı. Ama burada Cumhuriyet'in ilanından bahsediyoruz biz. Cumhuriyet'in ilanıyla derse ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk Başbakan İsmet Paşa zaten e, birinci devlet, başkanlığı şeyi yok. Yani Cumhurbaşkanı Başbakan yok. Cumhuriyet'in ilanından sonraki süreçte ilk meclis başkanımız 23, 29 Ekim 1923'te Ali Fethi Oker. Oradan anlarsın. Cumhuriyet'in ilan diye belirtirsin sana zaten mutlaka. Ve sonra ne oldu? Bir yıl sonra halifelik kaldırılıyor. 3 Mart 1924. Arkadaşlar halifeliğin kaldırmasına baktığımız zaman hatırlarsınız halifelik Yavuz Sultan Selim döneminde almıştı. Memlüklerden almıştı. Ve şimdi halifelik kaldırması doğrudan layıklıkla ilgilidir. Ve neden kaldırıldı? Birincisi tabii ki layık inkılapların önüne açılmak istenmesi. İkincisi ümmetçi anlayıştan milliyetçi anlayışa geçirmek istenmesi. Üçüncüsü halifeliğin hiçbir önemi kalmamıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim halifemiz cihat ilan etmişti ama Araplar yine de İngilizlerle işbirliği yapmıştı. Ve bir de son halife Abdülmecit Efendi'nin siyasi tavırları, kendisinin meclisin üzerinde görmesi, meclis denetim altına almak istemesi, elçileri kabul ediyor, siyasi demeçler veriyor. E, yani saltanatın geriye gelme tehlikesi var. Halifelik kalırsa eğer paşahlık, saltanatlık, saltanat geri gelebilir. Rejim tehlikesi var ve milli egemenliğe ters düşüyor bir anda Ankara'da Cumhurbaşkanı var, İstanbul'da halife var. Yönetimdeki iki başlılık. Bakın bütün bunlar Halife'nin e, halifeliğin kaldırılmasının temel sebepleriydi. Ve dolayısıyla Türkiye İklet Meclisi'nin halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte artık ne oldu? Leik inkılaplarının önü açıldı. Doğrudan leiklikle ilgilidir. Yönetimdeki iki başlık ortadan kalktı. Milli egemenlik ilkesi daha çok pekişti ve halifenin kaldırılmasıyla birlikte Halife Abdülmecid Efendi ve tüm Osmanlı sülalesi yurt dışına çıkarıldı. Vatandaşlıktan çıkarıldılar ve sürgün edildiler. Dikkat edin bak bunu çok soruyorlar. Sağdağ'da kaldırılmasıyla Vahdettin sadece gitti ailesiyle yurt dışına, ülkeyi terk etti. Orada bir sürgün yoktu. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte tüm Osmanlı sülalesi, Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldı. Neden? Çünkü kalırsalar eğer e, tekrar saltanatın geriye gelme tehlikesi olacaktı. Bu yüzden de ee, sürgün edildiler, yurt dışına çıkarıldılar. 3 Mart 1924'ten sonra. Bunları bilelim önemlidir. Ve Halifeliğin kaldırıldığı aynı gün 3 tane daha inkılap yapıldı arkadaşlar. erkan Harbiye Vekaleti kaldırıldı. Yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Ordu'nun siyasetten ayrılması. Bakın şurada diyor. Pardon şöyle, şöyle başlayayım. Aynı gün bakın 3 Mart 1924. 3 tane. Birincisi Şeri ve Efkaf vekaleti, Şeref dediğimiz din, din ve vakıflar bakanlığı yerine arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı. Tabii ki doğrudan leklikle ilgilidir. Erkan Harbiye vekaletinin kaldırılıp yerine Genelkurmay Başkanlığı kurulması, doğrudan ordunun siyasete ayrılmasıyla ilgilidir. Aynı gün yeni üçüncü inkılabımız Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Eğitim ve Öğretim Birliği Kanunu'dur bu. E, tüm eğitim kurumları Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı ve medreseler kapatıldı. Eğitimle layıkleşme aynı zamanda. Bakın aynı gün yapılan üç tane inkılap sorarlar. Şerefe ve efkan fekalatı kaldırdı Diyanet İşleri. Harbiye bak harp. Harp, savaş bakanlığı. Kaldırıldı genel kurmay başkanlığı. Ordu'nun siyasetine ayrılması. Bak bunun layıklıkla alakası yok ha. Ordu'nun siyasetine ayrılmasıyla alakası var. TVT'de sat, bu da eğitimde layıkleşme. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Diyorum ve geçiyorum. Kadınların seçim seçilme hakkı çok sorarlar. Bakın 034 BMW diye kodlaması var. 1930'da belediye seçimlerine. 33'te muhtar. 34'te milletvekili. 30, 33, 34. Hatta biz 0, 34 BMW diye kodlaması vardır. Bunun tabii ki doğrudan cumhuriyetçilikle alakalıdır. Hem cumhuriyetçilik hem de halkçılık olur. Kadınların yönetime katılması. Anayasa hareketlerinde ise arkadaşlar hukukla ilgili inkılaplar aslında. Hem siyasi hem hukukla ilgili. Tabi e, kanun esası bizim ilk anayasamızdı. Osmanlı'nın ilk anayasasıydı. Şimdi Atatürk döneminde 1921 Teşkilat Esasiye Kanunu. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıydı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyordu bakın burada. 24 Anayasası'na baktığımız zaman ise bakın Cumhuriyet'in ilanından sonra. Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan bu anayasada ise artık Türkiye yönetim şekli Cumhuriyet'tir diyor. Bak rejimin adı koyulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam, başkenti Ankara, resmi dili Türkçe dedi. Ve güçler birliği, güçler ayrılığı ikisi geldi burada. Rejimin adı koyuldu. E, 24 Anayasası'nda. Zaten aklınıza nasıl gelsin? Bakın bu tarz bir soruda. 21, ana, 21 Anayasası Teşkilatı Esasiye Kanunu Cumhuriyet'ten önce bu 24 Anayasası Cumhuriyet'ten sonra dolayısıyla rejimin adı nerede? 24 Anayasası'nda. Ve 24 Anayasası yapıldığı zaman 21 Anayasası yürürlükten kalktı. Biliyorsunuz yeni bir anayasa yapılırsa diğeri yürürlükten kalkar. Ve devletin dini İslam'dır maddesi 1928'de anayasamızdan çıkarılmıştır. Doğrudan leklikle ilgilidir. 24 Anayasası'nda yapılan değişiklik bakın. Kanunlar seçmen seçilme hakkı 24 Anayasasında yapılan değişiklik ve Atürk ilkelerinin 1937'de anayasaya girmesi yine 24 Anayasasında olmuştur. Bunları da bilelim. Bakın siz bunlara bakarsanız karşılaştırması var burada. Tamam, siyasi alandaki inkılaplarımız bunlar. Bir de çok partili hayata denemeleri var tabii ki. Şimdi bakın böyle sorarsalar rejim tartışmaları sona erdi devlet başkanlığı sorunu çözüldü derse hemen yapıştır Cumhuriyet'in ilanını. Bak rejim tartışma sona erdi. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Ne zaman? Cumhuriyet'in ilanıyla Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı olmuştu. Halifelik kaldırıldı. Tevhid Tedrisat Kanunu. Şeref Vekaleti. Ortak amaç ne arkadaşlar? Devletin çağdaş ve lehik bir yapıya kavuşturulması. Bak. Ortak amaç Hepsinin ortak amaçı çağdaş ve le bir yapı. Halifenin kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir. Ne dedik? Halifelik işlemini kaybetmişti. Yapılacak inkılaplar için engel teşkil ediyordu. Leğiklikle çelişiyordu. Ümmetçi devlet anlayışı, ulusçu devlet anlayışına geçilmek isteniyordu. Ama bakın Avrupalı devletlerin halifeliğin kaldırılması yönünde talepleri böyle bir şey yok. Avrupa'nın bize baskısı falan yok. Doğru cevap Denizli. Yine bakın. Halifeliğin kaldırılmasının sonuçlarından biri değildir. Halifelik kaldırıldı. E'den başlayalım. Ulusal egemen güçlenir. İnkılapların yapılması kolaylaşır. Hilafet yanlarının dağını ortadan kalkar. Eski rejimin geriye gelme tehlikesi ortadan kalkar. Leik, leikliğe geçiş süreci hızlanır. Ama yeni Türk devletin İslamlı'ya saygınlığını iyi artsın. Hatta Hindistan'dan tepki bile geldi. Halifenin kaldırılmasına. E, hatta bize sınavda sordular KPSS'de. Ben orada size söylemedim ama. Eğer herhangi bir soruda Hindistan'dan bir mektup geldiğinden bahsedersin. Hindistan'daki Müslümanlardan bir mektup geliyor arkadaşlar. Hindistan'daki Müslümanların dini lideri Ali Ağan'dan bir mektup gelir ve bu İsmet İnönü ve Mustafa Kemal'in haberi olmadan gazetelerde yayınlanır. Ve bunu çok sinirleniyor hatta İsmet İnönü ve işte Hindistan'daki Müslümanlardan gelen mektupla ilgili bir soru çıkarsa doğru cevap harifenin kaldırılmasıdır. Bize geçen yıl KPSS'de sordular. Bilginiz olsun. Tamam. Şimdi siyasi alandaki inkılaplar bunlar. Geçelim. Ee, diğer slaytımıza. Evet şimdi alanında yapılan inkılaplara mı geçelim? Evet hukuk alanındaki inkılaplara devam edelim. Bu çok partili hayatı arkadaşlar şey değiştiririz. Eee İç politikada işleriz. İç politika ve dış politika işleyeceğiz ya. Orada işleriz onu da. Ekranı gönderiyorum. Evet, Özlem Hanım, Tanin gazetesinde duyuluyordu. Aynı öyle Tanin gazetesinde. Halife'yi kaldırılacak diye. Hindistan'daki e, müslümanlardan tepki geliyordu hatta. Geçelim hukuk alanındaki inkılaplarımıza. Şimdi bu kalımda da neler yapılmış? Tabii ki bu temel nokta çağdaş ve laik hukuk kurallarının gelmesi. İşte Ankara Hukuk Mektebi açılmış mesela. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencileriyle. Ve çağdaş, laik bir hukuk sistemi kadın erkek eşitliğinin sağlanması lazım. Bunun için inkılaplar yapılacak. Ee, şimdi arkadaşlar anayasalardan bahsettik. 21 anayasası ve 24 anayasası. Bakın burada detayları var. Bunları siz okuyun. Ee, Teşkilat Esasiye Kanunu. Zaten 1. Türkiye Yüklet Meclisi'nin bütün özellikleri 21 anayasasında vardır. Ve bu arada her iki anayasada layık değildi. Layıklığa biz 28 anayasasında yani pardon 24 anayasasında yapılan değişiklikle 1928'de layık anayasaya geçtik. Bakın 21 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlere yer vermemiştir. Mesela dikkat edin. 24 Anayasası'nda var o. Ee, sonra da 24 Anayasası geliyordu. 24 Anayasası ise Cumhuriyet ilanından sonra. Mesela başkent Ankara rejimin adı koyuldu. Değil mi arkadaşlar? Güçler Birliği vardı 21'de. 24'te güçler ayrılığı. Tam güçler ayrılığı değil aslında. Güçler ayrılığı tam 61'de geçiyoruz ama yine de yasama TBMM'ye yürütme Cumhurbaşkanı hükü ve hükümete yargı bağımsız mahkemeye bırakılmış. Temel hak ve bak 24 anayasında e, düzenlenmiş. Burada detaylı açıklamaları var. Burada da var. Şimdi burada var bakın detayları. Şimdi burada arkadaşlar 21, 24, 61, 82. Hatırlayın anayasada da işlemiştik bu konuları. Şimdi Türk Medeni Kanunu önemli arkadaşlar. 1926'daki Türk Medeni Kanunumuz önemli. Şimdi arkadaşlar medeni kanun işte miras, evlilik, boşanma ile ilgili şeyler var biliyorsunuz. Şimdi Osmanlı'da medeni kanun vardı. Mecelle Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan bir medeni kanun vardı. Evet evet paylaşacağım arkadaşlar. Bu notları paylaşacağım ben size göndereceğim. Şimdi Mecelle dediğimiz kanunda Ahmet Cevdet Paşa önemlidir. 19. yüzyılın önemli bir devlet adamı ve tarihçidir aynı zamanda. Bir bürokrattır. Mecelle vardı ama arkadaşlar laik değildi. Dolayısıyla şimdi Mecelle kaldırıldı, bunun yerine Türk Medeni Kanunu geldi. Yalnız biz bu Türk Medeni Kanunu arkadaşlar İsviçre'den aldık. Neden? Dikkat sorarlar, İsviçre'den aldık. Neden İsviçre'den aldık arkadaşlar? Çünkü o dönem dünyanın en pratik, en akılcı, bize uygun demokratik niteliği var. Bu yüzden biz bunu İsviçre'den aldık ve bize uygun taraflarını bize yani biz kendimizi uyarladık sıfatı aynısını almadık kendimizi uyarladık ee, ve bir de o dönemde henüz hukukçumuz yok savaştan çıkmışız 1926 yılındayız bir an önce lake hukuk kurallarına geçmemiz lazım arkadaşlar Türk Medeni Kanunu'na bakın bakalım neler var ee, Türk Medeni Kanunu'nda arkadaşlar neler var bakın burada kadınla erkek eşitliği var aslında Aile hukukunda kadın erkek eşitliği var. Evlilik kurumunun erkeği üstün kılan maddeleri değiştirildi. Bakın hala bile hatta bir, bir takım değişiklikler yapılıyor değil mi? Mesela kadınların da artık kendi soyadını kullanabilmesi günümüzde biliyorsunuz. Ee, kadınlara boşanma hakkı, miras paylaşımında kadın erkek eşitliği, işte evlenme ve boşanmada fikirlerini karşılıklı olarak ortaya koymaları, resmi nikah sorunluğu, mirasta eşitlik, işte boşanabilmesi kadınların da artık. Çocuk velayeti, mahkemelerde şahitlik. Yani genelde bakın aile hukukuyla ilgili şeyler var arkadaşlar. Ve kadın ve erkek arasındaki sosyal eşitlik sağlanmıştır. Doğrudan halkçılıkla ilgilidir. Bak burada kadınların seçme ve seçilme hakkı var mı arkadaşlar? Yok. Sakın dikkat edin. Ee, seçim ve seçilme hakkı yok burada. Siyasi bir hak yok. 1926'da Türk Medeni Kanunu'ndan bahsediyoruz. Kadınların seçme seçilme hakkı 30, 33, 34 dedik daha sonra. Dolayısıyla cumhuriyetçiliği alamazsın. Türk Medeni Kanunu cumhuriyetçilikle alakası yok. Bu arada Ömriye yani sen de dediğin gibi şey de var arkadaşlar unutmayın. Ee, Türk Medeni Kanunu kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı da verildi. Artık Türk kadını istediği mesleğe girebiliyor. Hatta dediğin gibi ee, elinin hamuruyla kadınlar da istediği ekonomik mesleğe katılabilir diye bir maddesi de var. Burada yazmıyor ama buna da dikkat edin arkadaşlar. Bunu soruyorlar. Yani kadınların ekonomik yaşama katılması bu da vardır bakın. Ama siyasi bir hak yok. Seçme ve seçilme yok. Arkadaşlar buna dikkat edin. Dolayısıyla cumhuriyetçilik ilkesiyle bağdaşmaz. Sadece halkçılık lehliğe de girer. Çünkü din kuralları yok. Ve azınlıklar da bu kanuna uymak zorunda. Bu patrikhanenin cemaat mahkemeleri falan kaldırılıyor. O yüzden de layıklıkla de ilgilidir. Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili mi? Hayır arkadaşlar. Kesinlikle cumhuriyetçilikle ilgili değildir. Bakın. Ee, neden? Çünkü seçene seçilme hakkı yok. Kanına verilen haklar arasında siyasi haklar bulunmadığı için cumhuriyetçilikle ilgili değildir. Daha sonra İsviçre, İtalya, Almanya, İsviçre'den bir sürü kanunları aldık. Bunları hiç ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Hiç bunları sormazlar. Ee, i̇şte Başka da bir şey yok yani hukuk alanında anayasalar ve Türk medeni kanunumuz var bir de işte Ankara Hukuk, hukuk Mektebi açılmış başka da detaya bence hiç gerek yok diyelim ee, diğer slaytımıza geçelim yine geldik eğitim Eğitimi de anlatalım, bitirelim. Geriye bir tek ekonomi kalır. Ekonomiyi de pazar seçtiriz. Basit konular zaten. Hukuk Mektebi 1925'te de yanılmıyorsam. Çok önemlidir arkadaşlar. O kadar yıllarını ezberlemeyin. onun, onun yılını soracak hali yok herhalde. Ee, o kadar yani her, bütün her şeyin yıllarını ezberlemeyin. 1925'te yanılmıyorsam. 25, 26, 25'ti galiba. Ee, çok da önemli değil. Şimdi geldik. Burada da bakın aynı şeyler var. Yine bu slaytta gönderirim size. Siyasi anlayan Dedik. Kadınların seçeneği seçimi hukuk dedik. Neden Sviçre'den alındı? Bakın burada da var detaylı bir şekilde. Evet 1925 olması lazım. Şimdi geldik eğitim alanındaki inkılaplar. TV tedrisat, marif teşkilatı hakkında kanun, yeni Türk harfleri, millet mektepleri, Türk tarih kurumu, Türk dil kurumu. Eğitim alanındaki inkılaplar. Arkadaşlar TV tedrisat kanunu gördüğünün aklına ne gelecek? Çok sorarlar sınavlarda. 1924'teyiz. Eğitim ve öğretim birliği kanunu. Ne oldu? burada bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Bu kadar basit. Ve eğitim ve öğretimde birlik sağlandı, ikilik sona erdi. Medreseler kapatıldı, eğitimle laikleşme. Tüm okullar tek çatı altında toplandı. Hem milliyetçilik, hem de ilkesi ile ilgilidir. Ve bu arada bakın medrese kaldırılınca yerine ilahiyat fakülteleri ve imam hatip'ler açıldı. Tamam bu kadar. Yani başka hiç detaya girmeye gerek yok arkadaşlar bence. Eğitim ve Öğretim Birliği Kanunu olduğunu bilin. Önemlidir. Tevhid Tercihat Kanunu sorarlar. Marif Teşkilatı hakkındaki kanunda arkadaşlar yine eğitim marifi gördüğün yerde aklına eğitim gelsin. Eğitim Teşkilatı hakkındaki kanun 26'da. Bugünkü eğitim sisteminin temeli atılmış. Devlet izni olmadan hiçbir okul açılamaz. Müfreat, çağdaş müf müfreat sistemi gelmiş. Çağdaşı bütün dersler okul müfreatından çıkarılmış. Tamam. Marif Teşkilatı hakkındaki kanun. Bu kadar arkadaşlar. Müfredata vurgu yaparsa, devlet izni olmadan okul açmayı açılamaz derse, marif teşkilatı hakkındaki kanun. Yeni Türk harflerinin kabulü. Arkadaşlar neden biz yeni Türk harflerine geçtik? Tabii ki buradaki temel noktada arkadaşlar okuma yazmayı kolaylaştırmak ve batı ile uyum. E, Arap alfabesinden Latin alfabesine geçtik. Batı ile uyum sağlamak ve e, okuma yazmayı kolaylaştırmak ee, batı ile uyum aslında temel nokta buydu. Ve arkadaşlar ee, e şimdi tabi Latin alfabesine geçtik ama bakın biz tıpatı payısını almadık. X, W, Q'yu almadık. Ş, Ç, yumuşak G gibi bir sürü harfle ilave ettik. Dolayısıyla biz ne yaptık şimdi? Bu alfabeyi kendimize uyarladık. Dolayısıyla yeni Türk harflerinin kabul ediyoruz o yüzden. Milliyetçilikle ilgilidir bakın. Yani Latin alfabenin kabulü hangi ilkeli derse de genelde inkılapçılık olur. Ama tabii Türkçenin, Türk dilinin gelişimine vurgu yaparsa milliyetçilik olur. Ve sonra bu harfleri öğretmek için de millet mektepleri açıldı. Millet mekteplerinin açılmasını derse halkçılık olur. Çünkü halka okuma yazma öğretiyorsun bak. Bu millet mektepleri günümüzün halk eğitim merkezleri gibi. Herkes gidebiliyor buraya. Okuma yazma seferberliğine vurgu yaparsa, Latin harflerinin Öğretilmesi için açılan okulları sorarsa millet mektepleri arkadaşlar. 1928'de. Ve Mustafa Kemal'e de hatta baş öğretmen ünvanı veriliyor 24 Kasım. Öğretmenler günü olarak kutlanıyor biliyorsunuz. E, Mustafa Kemal'de millet mektepleri talimatnamesiyle bakın şurada yazıyor. Hani Mustafa Kemal'de yurt gezilerine çıkarak halka okuma yazma öğretmiştir. Eğer Mustafa Kemal'in baş öğretmen olmasından falan bahsederse yine millet mektepleri doğru cevap olacaktır. Çok sorarlar dikkat edin. E, ee, harf da böyle. Baş öğretmen Mustafa Kemal dedik. Millet mekteplerinin açılması, millet mektepleri talimatnamesi. E, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. E, çok basit arkadaşlar. Türk tarihini daha iyi öğretebilmek için. Özellikle İslamiyet öncesi Türk Tarihi ilgili araştırma yapılmaya başlanmış. E, Türk Tarih Kurumu günümüzde de vardır. Türk Tarihi ilgili araştırmalar yapılır. 1931'de doğrudan milliyetçilikle alakalıdır. Türk Dil Kurumu'nu sorarsa tabii ki Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, millileştirmek, Türkçe'yi zenginleştirmek için kurulmuştur. Doğrudan milliyetçilik, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu milliyetçilikle ilgilidir. Ee, bakın burada da e, Türk, günümüzde de vardır Türk Dil Kurumu. Ee, bakın Türkçe kelimeler biliyorsunuz işte selfie öz çekim, navigasyon yol bul, raket vuraç, fotokopi tıpkı çekim, voleybol uçan top, Presör, sıralaç, sağlık havuzu, jacuzzi, duayen, aksakal, bilbuart, duyurumluk, blöf, kuru sıkı, <laughs> depozito, güvence akçesi. Bakın Türk Dil Kurumu. Ya Türk Dil Kurumu'na dikkat edin okuma yazma öğretmez ha. Bak Türk Dil Kurumu arkadaşlar okuma yazma öğretmez. Sakın millet mektepleri okuma yazma öğretiyor. Buna da dikkat edin sınavlarda sorarlar. Burada detayları var. Bakın milliyetçilikle ilgili olduğuna dair. Türk Tarih Kongresi, bazen Türk Dili Tetkik Cemiyeti diyebilir. Evet, blöf kuru sıkı arkadaşlar. Üniversite reformu. Arkadaşlar, şimdi Darülfünun vardı. Osmanlı'da yüksek öğretim kurumları vardı. Abdülaziz döneminde açılmıştı Darülfünun. O dönemin üniversitede yüksek öğretim kurumları. Ve şimdi 1933 yılında Darülfünun kaldırıldı yerine üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi. Türkiye'nin ilk üniversitesidir. Muhteşem bir üniversite gerçekten. Ve arkadaşlar Darfur'un kapandığı İstanbul Üniversitesi açıldı. Ve bakın geçen yıl yanılmıyorsam sordular. Soruda dedi ki Albert Maçe İsviçre'den gelen Profesör Albert Maçe'nin raporuyla yapılan inkılap nedir diye sordular. Doğru cevap üniversite reformuydu. Yanılmıyorsam geçen yıl sordular. Albert Malşe raporundan bahsederse bu İstanbul Üniversitesi'nin açılmasında ve üniversite reformunun yapılmasında Cenevre Üniversitesi'nden Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Albert Maşe'nin incelemeleri hazırladığı raporu etkilidir. 2022 EKPS lisans yanılmıyorsam evet Merve Hanım haklısınız. E, 2022'de 2022 de olabilir sordular bu soruyu dikkat edin üniversite reformudur. Tamam eğitim alındaki inkılaplar da bu kadar. Toplumsal alındaki inkılaplara gelelim. Burada da bir iki cümleyle açıklayalım geçelim. Arkadaşlar vaktimiz var. bir önce bitirelim soru çözmeye geçelim artık şu konular bitsin de. Ha yayın organları çıkabilir evet. Belletene dikkat edin Merve Hanım sormuş. Belletene sorabilirler. Evet ben onu gözümden kaçırdım. Belletene dikkat edin. Belleten Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı bir tarih dergisi arkadaşlar. Belletene dikkat edin. Orada benim yazıyor muydu notlarımda? Türk tarih tezi falan var. Belletene dikkat edin arkadaşlar. Bence de çıkar. Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı bir yayındır Belleten. Yani Türk Tarih Kurumu ile ilgili olduğunu bilin. Bir e, tarih dergisidir Belleten. Türk Tarih Kurumu ile ilgili e, buna dikkat edin. Ben bunu notlarım arasına hatta alayım. Belletene sorarlar. Arkadaşlar toplumsal andaki inkılaplarda da Kılık e, kıyafetteki değişiklik, işte fes yerine kalpak falan geliyor, hikayeyi biliyorsunuz. E, buradaki temel amaç, tabii ki arkadaşlar, Türk toplumunu çağdaş bir görünüm kazandırmaktı aslında. E, doğrudan e, hem inkılapçılıkla alakalıdır, hem de levklikle de in ilgilidir arkadaşlar. E, şapka inkilabı. Kastamonu'da Mustafa Kemal halka tanıtıyor bunu biliyorsunuz. Ee, ve işte ayrıcalık belirten ünvanlar kaldırılıyor. Doğrudan halkçılıkla ilgilidir. Tekel kapatılması doğrudan leklikle ilgili. Ee, amacına şaştığı için kapatıldı. Hem halkçılık hem leklikle de ilgilidir. Ve bakın ee, işte bu üfürükçülük, muskacılık, büyücülük, şeyhlik, dervişlik gibi ünvan ve kaldırılması doğrudan yine halkçılıkla ilgilidir hem alçılık hem laiklikle ilgili olan bir inkılabımız amacından şaştığı için tek ve türbeye kapatılmış. Ee, sonra Mustafa Kemal'in sözleri var bakın. En doğru en hakiki tarikat medeniyet tarikattır diyor Mustafa Kemal. Bunları size okursunuz. Sovyet kanunundaki temel amaç eşitliği sağlamak, halkçılıkla ilgilidir doğrudan ve karışıklıkları engellemek biliyorsunuz. Doğrudan halkçılıkla alakalıdır. 1934'te bakın dikkat edin. 34. Yani Atatürk soyadı kanunda çok acele etmiyor. Ve tabii ki Gazi Mustafa Kemal'de arkadaşlar Atatürk soy ismi verilmiştir. Bunu da bilelim. İşte, Ağacı, Hafız, Hoca, Molla gibi ayrıcılık bir ifadeler kaldırılmıştır. Bunları bilelim. Ve bakın soyadı mağdurlarımız. Soyadımız olduğu halde her ne kadar komik olmayacak. Irkçı ifadeler olmayacak dese de soyadı mağdurları oluyor. Mesela bakın burada gördüğünüz gibi Döndü Cort, Vahit Dönek, Ramazan Şapşal, Sadık Öküz, Duran Tekerlek, Döndü Yuvarlak, <laughs> Abdurrahman Abaza, İsmail Donsuz, Bünyamin Dana, <laughs> de var. Kemal Götürür, Yusuf Kız ee gibi Coşkun Aptal gibi soyadı mağdurları da var. E bunu tabii mahkemeye başvurarak soyadınızı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim soyadım da hoş. Benim soyadım da biliyorsunuz Serkan Makarnacı. Ama ben soyadımı çok seviyorum. Makarnayı çok sevmesem de her ne kadar Makarnacı soy ismini ben seviyorum. Makarnacı Hüseyin Pehlivan'dan geliyor soyadım. Abdülazim baş Başpehlivan'ı. Biliyorsunuz insanların ünvanları ve lakapları varmış. İki dakikamız kaldı arkadaşlar. Bunları ben size göndereceğim. Bir de takvim saat ve ölçülerdeki değişiklikler var biliyorsunuz. Ee, i̇şte hafta sonu tadilin cumadan pazar alınması var. Buradaki temel noktada arkadaşlar takvim saat ve ölçülerdeki Avrupa ile ekonomik ilişkilerde uyum. Bakın bunu siz incelersiniz. Ben size göndereceğim. Ee, i̇şte OKKA, Endaze, Arşin gibi ölçüler. Hem uygulamada birliği sağlamak ülke içerisindeki hem de Avrupa ile ekonomik ilişkilerde uyum. Temel nokta bu arkadaşlar. Avrupa ile ekonomik ilişkilerde uyum sağlamak. Çünkü sen, senin kullandığın ağırlık ve ölçü bilimleriyle Avrupa'nın ikisi farklı. Mecburen dünyaya ayak uydurmak zorundasın. Yani ben Hicri Takvimi kullanayım. Ben ee, Okka, Endaze, ee, Arşın, Kantar, Batman. Bakın bunları kullanayım dersen Avrupa ile uyum sağlayamazsın ekonomik ilişkilerde ve sıkıntı olur. Temel nokta bu aslında diyelim ve böylece toplumsalındaki inkılapları da bitirelim. Bir tek ekonomik ilişkilerde e, ekonomik inkılaplarımız kaldı. Hangi ikili ilgilidir? İnkılapçılık. Takvim saat ölçülerdeki değişiklik doğrudan inkılapçılıkla ilgilidir arkadaşlar. E, diyeyim ve kapanmak üzere bir dakikadan az kaldı diye bana mesaj geldi. Arkadaşlar ekonomik alanındaki inkılaplarımız kaldı. Onu da pazar suyunu işleriz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Sorularınızı çözün bol bol. Bitiyor az kaldı. Bir iki üç saatlik işimiz kaldı arkadaşlar. Ondan sonra sınava kadar full soru çözeceğiz. Ee, sorunuz olursa bana özelden her zaman gibi sorabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi çalışmalar diliyorum. Hadi hoşçakalın. İyi akşamlar.